Sizin yüzünüze hiç retouch yapılmamış herhalde. Hayır, retouch yok yani. Şu anda da retouchlı gibi oturuyorsunuz karşımda. Öyle mi? Evet. Yani bu tabii oğlan çok iyi. İyi oyuncudur Öner. Çok çok iyi bir oyuncu. Müthiş müthiş bir oyuncu ve her role de yakışıyor. Evet, öyle tabii ki. Yani aynen. Şu da bu da birbirine tamamen zıt roller oynayabiliyor. Evet. Kesinlikle peki, öyle. Burada da bir kavganın sonrası mıdır o sarılma biraz önce gördüğümüz? Boşanma evraklarını imzaladıkları bir sahne var ofiste. Aynı zamanda ayrıldıkları sahne oralarda geçiyor. O az önce gördüğünüz sahne. Biz aslında 1,5 yıldır oynuyoruz bu oyunu. Zorlu ve Versus prodüksiyon. Stüdyo sahnede oynuyorsunuz. Devam ediyoruz. Drama sahnesinden de orada da oynanamaz mıydı drama sahnesinde? Yapı olarak daha küçük bir sahneye çok daha uygun buluyoruz. Bazı oyunlar evet öyle. Evet. Bazı oyunların hakkı aslında çok büyük yığınlar değil. Daha küçük seyirci grupları o zaman çünkü daha anlaşılır. Şimdi kesinlikle başka bir şeye öyle geçtik. Bu da siz misiniz? Yok hayır. Bu bizim teaserımızdan bir görüntü. Teaser. Evet. Burada sizin saçlarınız siyah. Değil aslında öyle görünüyor. Pardon, daha sonra sarıya boyandı, doğru söylüyorsunuz. Evet. Öner'in de daha çok saçı var gibi. Yani ilk başta şimdi kelini gör. Bayağı bir saça dökülmüş. Bu orijinal rengim. Burada yasak elmadan sonra hemen boyanmıştı, doğru. Evet. Unutmuşum onu. Evet. Peki. Biz 1,5 yıl önce premier yaptık, hala da keyifli oynamaya devam ediyoruz. Peki. Burada bizde böyle bir etkisi oluyor mu sizin oyundan çıkan seyircide böyle biz aslında boşanacaktık vazgeçtik filan. Yani oyunun ismi dolayısıyla o aşamalarda evli çiftler geliyor olabilirler belki. Ya şunun stresini çok yaşıyoruz. Yeni evlenecekler ya da mutlu evliliği olan insanları oyuna davet ederken ben mesela arkadaşlarıma diyorum ki siz kızlar ayrı gelin. Erkekler ayrı gelsin. Hiç de gerek yok yani. Çok da sevişiyor muyuz, sevişmiyor muyuz? Sonra gelecekler, oyuna çıkacaklar. Otoparkta o kapı kapandıktan sonra arabanın içinde o sessizlik, hani nasıl devam ediyor ilişki? Bunu sorgulamak ve aralarında bu stresin yaşanması bizi biraz korkutuyor aslında. Peki hayatınızda hiç başınıza geldi mi? Böyle bir çift olarak. Şimdi bu tabii ki ben de çok evlendiğim için biliyorum. Mesela evlenince evlilerle görüşüyorsun. Yani biz sakatlandık, diğer sakatlarla görüşelim. İşte biz belamızı bulduk, diğer belasını bulanlarla görüşelim. Sonra çocuk sahibi olunca da çocuklarla görüşmeye başlıyorsun. İlk başta çocuk yokken mesela çocuklarla görüşmüyorsun. Onlardan çok canı sıkılıyor. Çünkü sürekli çocuklardan bahsediyorlar falan. Sonra sen çocuk yapınca bakıyorsun ki sen de aynı halt olmuşsun. Hadi sen de onlara gidiyorsun falan. Burada bir çiftin evine gittiniz ya da onlar size geldi falan ya da bir yerde beraber yemeğe çıktınız. Orada mesela o çift kavga ederse o kavga size de bulaşıyor. İlk başta içinizde böyle ne güzel onlar birbirlerini yiyorlar biz ne kadar mutluyuz gibi bir şey oluyor. Sonra şu ya da bu şekilde size de sirayet edebiliyor. Bu toksik bir şey. Bir çiftin kavga etmesi diğer çiftlere de bulaştırabiliyor. Böyle bir şey başınıza geldi mi? Böyle bir şey başıma gelmedi ama. Neden bilmiyorum. Ben hiç evlenmedim bir kere zaten. Tamam, aynı yara var sonra. Evet, şimdi sana soracağım abi. Adil Yıldırım bu işlerin kompetanı hakikaten. Gerek YouTube kanalında gerek kitaplarıyla oradan da gösterebiliriz. Yani bu işi yapanların en iyisi. Adil, o sosyal medya. O kitabı kızınıza imzaladım. 50 maddede sosyal medya aşıklarını. Kime? Kızıma mı? Bana mı kızıma oldu? Kızıma imzalamış. Evet. Bak. İleride rehber olmasını isterim bu kitabın kendisine. Ne tatlısın. Peki bu 50 maddede sosyal medya aşkları. Bu yeni çıkan kitabım. Farkındalık Okyanusu. Spiritüel bir roman. Ve itiraf hikayeleri. Bu da 13. baskısında. Bu kitapların ortak noktası bu sene çıktı hepsi. 2022'de. Güzel. Normalde 9 kitabım var. Baskı mı? Evet evet. Ne acayipsin. Peki ne diyorsun bu konuya? Bu toksik bir şey oldu. Biraz önce söylediğiniz konuda şey çok önemli. Eğer aynı yaralar varsa o çifti de etkiler. İzleyen çifti de etkiler. Aynı yaralar varsa. Çünkü insanlar aynı yaralarından mutlaka bir empati kuruyorlar. Mesela yara nasıl farklı olabilir? Gece adamın kertenkeleye dönüşmesi falan. Mesela öyle... oradaki kavga cimrilik üzerine olabilir. Mesela adam çok cimridir. Kavga nedeni. Mesela kavga nedeni adamın cimriliği olabilir. Diğer çifte de bir taraf çok cimriyse aynı yara diyoruz buna. Ama iki tarafta çok cömertse eğer diğer ilişkide o zaman burada alınacak bir şey yok veya burada onların üzerine alacakları bir empati noktası yok. Eğer benzer yaralar varsa oradan yürüyebilirler ve gerçekten arabada bir sessizlik içerisinde bir kavgaya dönüşebilir.
Ama orada önemli olan şey yaraların benzerliği. Ve mesela burada söylediğiniz bir şey çok ilgimi çekti. Aslında arkadaşlarımı uyarıyorum, hani gelmesinler veya işte ayrı ayrı gelsinler diye. Bence sorgulanmayan bir ilişki ilişki değil. Sorgulanmayan bir evlilik evlilik değil. Çünkü bu sürekli bir şeylerin halının altına süpürüldüğünü gösteriyor. Ve bu zaten yüzleşmekten kaçmak ve zaten ilişkilerin özü de, kötü ilişkilerin, yüzleşmekten kaçmaları. Ne kadar sorguladıysam 3 kere aynı adamla evlenip boşandım. Hala sorguluyorum. Evet. Evet, sizin öyle bir durumunuz maalesef var. Evet. Peki siz bir yerlerden çıkaracağım. Yani genç dedim ama Ece kaç yaşındasınız? 40. 40 mı? Evet. Evet, ama böyle 40 derken bir şey oldu. Böyle bir mütebessim. 41 mi desem diye bilemedim de ondan. Anladım, ama böyle bir sana ne ulan sen kaç yaşındasın gibi bir bakış mı oldu hiç orada? Hiç umurumda değil hiç ya. Hiç umurumda değil. Hiç. Peki zaten öyle bir tipe benziyorsun. Cool bir kadın. Öyle mi? Öyle mi? Bana öyle geliyor öyle yani. Bu evlilikten sahneler oyunuyla katılıyorsun. Evet. Ve bu acaba benim uzun yıllar önce siyah beyaz filmini seyrettiğim Ingmar Bergman filmi olabilir mi? Efendim. Orada çok çarpıcı sahneler vardı. Bir kadın ve adam hikayenin bir yerinde birbirlerine böyle tekme tokat, birbirlerini boğazlayarak girişiyorlardı. O aklımda kalmış. Biz de girişiyoruz. Çünkü ben o zamanlar herhalde çocuktum. Dedim ki yani bir karı koca birbirini seven ve o zaman seks çok mühim bir şeydi tabii. Henüz yapamıyorduk. O zaman demiştim ki birbirleriyle sevişen insanlar acaba birbirlerini nasıl böyle döverler? Evliliğin birçok evresinden bahsediyor. Hem Bergman'ın filmin orijinali hem de bizim oyunumuz uyarlaması olduğu için. Hatta Bergman hızını alamayıp aynı oyuncularla Saraband diye bir devam filmi çekmiş yıllar sonra. Yani bu iki insan evliliğin birçok evresini oynuyor birlikte. Çok da güzel bir afişiniz var şimdi burada görüyoruz. Bu farklı yumurta kabukları birbirine bantlanmış. Bu kimin aklına geldi? Afiş tasarımcımızın bence çok şahane bir fikri. Çünkü filmde bir replik var. Öner Erkan'ın oynadığı Johan karakteri kadına diyor ki, benim oynadığım Marian karakterine diyor ki sen usulca ve sessizce mutfakta, kahvaltıda yumurtanı yerken sana bir tane çakmamak için kendimi hep çok zor tuttum. Güzel. Bu herkesin içinden geçer mi? Mesela bu sizin de içinizden geçen bir şey midir bu karmaşık ilişkiler içerisinde? Tabii ki her ilişkinin kendi içinde bir sürü dengesi vardır ama medeni bir yolda bunu yapmamayı seçersin bence. Evet, çok da güzel bir yanıt. Peki bu tek mekanda geçen bir hikaye mi, sizin oynadığınız hikaye mi? Hayır, değil. Aynı zamanda ikisinin de iş yerini görüyoruz. İkisinin de filmi izlediniz mi? Görüyoruz. Ben filmi tam olarak hatırlayamıyorum. Film de tek mekanda değildir o zaman. Hayır, değil. Ofis vesaire de var. İş yerleri de var. 73 yılında Bergman bu filmi çektiğinde çok da enteresan bir bilgidir. Boşanma oranları o sene, yani takip eden sene İsveç'te çok ciddi bir şekilde düşüyor. Yani evlilikle ilgili bir laboratuvar açıyor aslında adam. Ve insanlar bunu izliyorlar ve boşanma şeyi artıyor yani o sene. Burada sizin bir fotoğrafınızı görüyoruz. Çok da güzel bir fotoğraf. Hakikaten. Sağ olun. Evet.